Böğürtlenli süzme yoğurtlu kek için öncelikle fırını 190 dereceye ayarlıyorum. Bir kase içinde un, karbonat, kabartma tozu ve tuzu karıştırıyorum. Başka bir kasede de tereyağı ve şekeri, ardından aynı karışıma vanilya ve yumurtayı ekleyerek başka bir karışım elde ediyorum. İkisini birbirine katıyorum, üzerine süzme yoğurdu ekliyorum. Son olarak oluşmuş olan hamuru kek kalıbının içine yerleştiriyorum ve meyveleri eşit bir şekilde dağıttıktan sonra fırına sürüyorum. 20 ila 35 dakikadan uzun sürmemeli. Afiyet bal olsun. Hoş geldiniz. Şimdi sizin karşınızda harika bir kek tarifiyle duruyorum. Daha doğrusu umuyorum ki harika olacak. Çünkü daha evvel başka meyvelerle denedim. İtiraf ediyorum, böğürtlenler ilk kez yapacağız. O yüzden biraz yaparak öğrenme durumlarıyla karşı karşıyayız. Malzeme olarak neler var derseniz, aslında her kekin neredeyse vazgeçilmezleri var. Karbonat var, kabartma tozu var, şeker var, un var. Bu sefer süzme yoğurt var, tereyağı var, böğürtlen var. Biraz da lezzet vermesi için tuz, hani bir tutam ve vanilya. Malzemeler, bir de yumurta. Pardon, saymayı unuttum. Bir de yumurta. Şimdi ilk olarak neyle başlıyorum derseniz şeylerle başlıyoruz. Un. Şuna yapayım onu. Un. Yarım çay kaşığı. Kabartma tozu. Şöyle koyalım. Yarım çay kaşığı karbonat. Ha, bu arada söylemeyi unuttum. Fırını kolaylık olsun diye şimdiden açtım 190 derecede. Başka ne? Bir tutam da tuz var galiba. Şöyle alayım. Çok kaçmasın diye korkudan onu kaşıkla koymuyorum. Tamamdır. Şöyle bir karıştırabilirim onu. Şunu aşağı. Ay. Seda hep sinirlenir kendine. Döktüm diye. Evet, bu sanırım homojen oldu. Ben bu tarafta başka bir kaşıkla tereyağı ve şekeri şöyle pof pof olana kadar karıştıracağım. Şu işi bitenleri de kenara ekleyeyim. Arkasından yumurta ve birazcık da vanilya ekleyeceğim. Karıştırma işlemini de şununla yapayım. Evet, bizim tereyağımızı biraz dışarıda bekletmemiz gerekirdi. Unuttuk, o yüzden uzun sürecek. Siz dışarıdan tereyağı kullanırsanız daha hızlı sonuç elde edersiniz. Ama burada da ışıklar sağ olsun o kadar zaten sıcak ki. Şimdi 3 saniyeye kendilerine gelir onlar. Evet. Bu da tamamdır. Şimdi yumurtayı kırıyorum. Aman. Evet. Birazcık da vanilya esansı ekliyorum. Süper. Karıştırmaya devam edeceğim. Şimdi bir sonrakinde mikserden de yardım alarak bu karışıma unlu karışımımızı ekleyeceğiz. İki seferde ekleyeceğiz. Pat diye eklemeyeceğiz de ikiye bölerek ekleyeceğiz ki güzel karışmış olsun. Harika. Şöyle bir görüntü oldu. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Kıvamlı. Ben hemen el mikserini ayarlayacağım. Bizim el mikserinde şöyle bir sıkıntımız var. Burada elektrik kaynağımız çok yok. O yüzden fırını çıkartacağız. Ama siz evde bunu ayarlarsınız nasıl olsa. Bir dakikalık bir aradan da bir şey çıkmaz. Hemen hallediyorum. Hoppa, devam ederiz bıraktığımız yerden. Dittiridit. En sevdiğim bölüm. Her zamanki gibi. Ben şunu bir ayarlayayım bakayım. Şöyle bir çevireyim önce. Tamam. Evet, bu gayet güzel karışmışa benziyor. Şimdi iki seferde diyor. Şöyle göz kararı iki sefer oluversin. Hop, devam.
Evet, karışım hemen hemen her şey hazır. Ben karıştırırken görürsünüz, az evvel acelecik edip birkaç tane böğürtlen atmış bulundum içine. Şimdi daha sırası değil tabii. Evet, süzme yoğuru da ekledim. Bu da işte yaklaşık bir su bardağının 1/4 kadar falan. Şimdi tekrar başlıyoruz. Süper, harika oldu. Şimdi sıvı kek kıvamını yakaladık gibi. Şunları yere devirmeden şöyle birazcık alayım. Sizinki böyle morumsu olmayacaktır. Ben demin bahsettiğim canı tezlik sonucu oldu bu. Evet, harika kıvamı. Kokusu da muhteşem bu arada. Şimdi kalıba koyabiliriz. Evet. Çok yağlı kağıt, çok. Boing diye geri sekecek gibi bir hali var kek. Harika. Böyle yiyesi geliyor insan. Evet. Şimdi meyvelerimizin sırası geldi. Evet, şunu birazcık bastıralım. Şimdi üstüne meyvelerimizi yerleştireceğiz. Meyveler ağırlığına göre çöker kalır, yukarıda kalır, ortaya çöker falan. Hiç şey yapmayın. Güzelliği de oradan gelecek zaten. Ev yapımı olması nereden belli olacak? Öyle düzensizliklerden. Oh. Tamam. Eşit dağıttık sayılır mı? Sayılır. Süper. Bundan sonra fırında ısınmıştır zaten. Atıyoruz. Vallahi 20 ila 35 dakika deniyor. Geniş bir aralık çünkü işte herkesin fırını ayrı. Seçeceğiniz meyveden dolayı hafif bir fark olabilir. Ne olursa olsun ölçü farkları oluyor filan. Malum kürdana top çıkar. Hani yapışan bir şey yoksa, temiz çıkıyorsa kürdan, olmuş demektir. Kuralından hareket edeceğiz. Peşince görüşmek üzere. Evet. Son hali bu işin budur. Bayağı güzel gözüküyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Benim de şu anda bütün şey çalışmaya başladı. Her zaman olduğu gibi kek tariflerinizi, pasta tariflerinizi bekliyoruz. Çocukların yemekten keyif aldığı tarifler özellikle ilgimizi çekiyor. Sorularınız varsa, şu malzeme olmadan başka türlü bize bir kek tarif verin derseniz memnuniyetle onun üzerinde çalışırız. Ne olur gelin iki anne bir mutfakta bizi yalnız bırakmayın. Kanalımıza katılın, hep beraber pişirelim, hep beraber minnoşlara yedirelim. Tekrar görüşmek üzere.